Herkese merhaba dostlar. iOS 16.4 yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu yazılım güncellemeden neler yeni ve hangi özellikler aktif hızlıca bir göz atalım. Bu güncelleme ile beraber gelen 21 tane yeni emoji var arkadaşlar. Bu emojiler bu şeklinde bu yazılım güncellemeden sonra rahat bir şekilde bu emojileri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu güncelemeden sonra artık ülkemize de 5G desteği geldi. Bilginiz olsun iPhone 12 üzeri olan tüm modellerde artık 5G rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için ayarlar kısmından hücresel veri ve seçenekler kısmına geldiğimizde ise ses ve veri ben şu anda 5G otomatik olarak kullanıyorum. Çünkü bazı bölgelerde 5G çekmediğinden dolayı hemen otomatik olarak 4.5G'ye düşürüyor arkadaşlar. Ve rahat bir şekilde internetim kesilmeden internet kullanmaya devam ediyorum. Ama 5G açık yaparsanız bazen bölgelerde 5G çekmediği için internetiniz çekim gücü de azalabilir. Onun için 5G otomatik olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve bazı bölgelerde eğer 5G çekmiyorsa bazı istasyonları otomatik olarak güncellendikten sonra rahat bir şekilde 5G çekecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. bunun içerisinde veri modu kısmında da 5G'den daha fazla veriye izin ver kısmında işaretleyebilirsiniz. Veya standart kısmında da yapabilirsiniz. Ben şu anda 5G'den daha, 5G'de daha fazla veriye izin ver kısmını işaretledim iPhone 11'lere 5G desteği gelmedi arkadaşlar. iPhone 12 mini'ye 5G geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. iPhone 12 mini kullanan arkadaşlarımız varsa yorumlar kısmında yazabilir bizlere arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir özellik ise arkadaşlar bu da tabii ki de Siri ve arama kısmında arkadaşlar. Siri arama kısmında bildirimleri seslendir diye bir özellik geldi arkadaşlar. Bu da tabii ki de eğer kulaklığınız takılıysa bazı uygulamalarda bildirim gelirse bunlar artık seslendiriyor. Bu uygulamaları burada açık veya kapalı haline getirebilirsiniz. Hangi uygulamada hangi uygulamanın bildirimleri seslendirmek istiyorsanız burada da bunları açık veya kapalı yapabilirsiniz. Rahat bir şekilde de kulaklık takılıysa bu bildirimleri Siri otomatik olarak sizlere okuyacaktır. Pil performansında iyileştirmeler olduğunu söylemişlerdi arkadaşlar. Evet pil performansında iyileştirmeler var. Ben yazılım güncelleme yapmadan önce pil sağlığım %98'di ve güncellemeden sonra %97'ye düştü arkadaşlar. Bilginiz olsun. %1'lik bir düşüş yaşadım ben bu güncellemeden sonra. iPhone 13 Pro kullanıyorum. Ee, ve ortalama olarak 8,5 saatlik bir ekran süresi alıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ortalama olarak gün içerisinde 7-7,5 saatlik bir ekran performansı alıyordum ve şu anda hemen hemen pil performansında iyileştirmeler olduğunu söyleyebilirim. Cüzdan kısımda iyileştirmeler var ve yeni özellikler var. Bu özellikler ülkemize geçerli değil arkadaşlar. Özellikle e, Apple Pay ve tabii ki de hala Apple Pay Türkiye'de geçerli olmadığı için bu özellikler ülkemizde kullanılmıyor. En Safari üzerinde herhangi bir internet sitesine girdiğinizde artık internet sitesinde bildirimlere izin ver dediğinizde ise ekranınız kilitli olsa dahil arkadaşlar bu bildirimler ekranınıza gelecektir. Yani örnek veriyorum herhangi bir magazin sitesinin uygulamasını indirmeden direkt Safari üzerinde o magazin sitesinin bildirimlerine izin ver dediğinizde ise artık uygulama yoksa dahilinde sizlere tekrardan Safari üzerinde bildirimler gelecektir harita hava durumu ve tabi ki de podcast ve e, apple müzik üzerinde bazı iyileştirmeler var ve sorunlar giderildi artık rahat bir şekilde bunları kullanabilirsiniz Geekbench skor puanlarına bir göz atmak istiyorum arkadaşlar şu andan itibaren Geekbench skor puanları iPhone 13 Pro üzerinde tekli skor puanı 1742 çoklu skor puanına baktığımızda ise 4762 olarak güncellenmiş bu yazının güncellemeyle beraber herhangi bir duvar kağıdı yenilikliği gelmedi arkadaşlar ama tabii ki de iPhone 14 serisi için bazı hatalar vardı. Bu hatalarda ekran kararması ve ekran yeşile dönmesi tamamen yazılımsal bir sorundu ve özellikle pil performansının çok kötüye gittiğini söyleyen bazı iPhone 14 kullanıcıları vardı. Bu yazılım güncellemeden sonra telefonunuz daha rahat bir şeklinde aktif çalışacaktır. Bu yazılım güncellemede bu sorunlar da tamamen giderilecektir. Bilginiz olsun. iCloud üzerinde de bazı yenilikler var. Hemen onlara bir göz atalım. iCloud üzerinde de e, ileri düzey veri korumasında bazı arkadaşlar burada şifrelerini sıfırlama e, yapmak isterken bazı zorluklarla karşılaşıyorlar. Bunlar Arada tamamen artık bir kolaylıklar getirildi arkadaşlar. bilginiz olsun ben şu anda ileri düzey veri korumasını kullanmıyorum. Ama eğer siz şifrenizi sıfırlamak isterseniz burada numaranızı ve Apple kimliğinizi doğruladığınız andan itibaren burada e, yenileme şifrenizi rahat bir şekilde de yapabilirsiniz ve hesap kurtarma e, ayarlarında da bunları rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.